Şimdi düzenleme komisyondan dün akşam geçti. Meclis Genel Kurulu'na gelecek, ondan sonra yasalaşacak. Ve merak edilen de yasa geçerse meclisten de nasıl bir uygulama olacağı yönünde. Özellikle veteriner hekimler bu konuda nasıl bir görev üstlenecek ve bu konuda ne düşünüyorlar? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Alpak konuğum, ona soracağım. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Siz de benim aracılığımla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültemize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Bu haliyle şu anki düzenleme sizin bir veteriner hekim olarak içinize siniyor mu? Ve veterinerler nasıl bir görev alacaklar? Sayıca şu an işte belediyelerde bu alanda çalışan kurumlarda bulunan veterinerlerin sayısı yeterli mi? Efendim, zaten bu konuşulan yasa 5199 sayılı yasayı ve onunla beraber de hayvan sağlığı uygulamaları ile ilgili yasanın düzeltilmiş halidir. Hı hı. Şimdi bir kere bu dediğiniz yasanın uygulanmasında en önemli öncelik elbette ki veteriner hekimleridir. Veteriner hekimlerin sayısının ben yeterli olmadığını düşünüyorum, ama nerelerde yeterli değil? Nerelerde? Uygulamacı belediye veteriner hekimleri olacağı için ben en fazla belediye veteriner hekim sayısının İstanbul özelini alırsak 10-12 olduğunu biliyorum. Bu sayılarının en az 3 kat çoğaltılması ve hala veteriner müdürlükleri olmayan iler içerisinde bu veteriner müdürlüklerini süratle oluşturulması gerektiğini. Yani bir dakika, bütün İstanbul'da şu anda belediyelerde, büyükşehir, ilçeler, toplam 10-12 müdürlük mü var, 10-12 veteriner mi var hocam? Yok, hayır. Yani mesela Beykoz Belediyesi'nde 10 civarında veteriner hekim olduğu. Ha, yani belediyelerde, ilçelerde 10-12 civarında var. Bir an çünkü genel zannettim, bir çok şaşırtıcı geldi, tamam. Ama ilçe bazında da bunlar 60'lara, yani 30'lara 40'lara çıkmalı diyorsunuz yeterli olabilmesi için. Kesinlikle. Bu da yeterli olmaz Serap Hanım. Hı hı. Serbest veteriner hekimlerimizden de destek alınmalı kesinlikle. İstanbul'da yaklaşık 3000 civarında serbest veteriner hekim olduğunu biliyoruz biz. Belki bu sayı arttırılabilir de. Bunların oldukça büyük bir çoğunluğunun bu yasa kapsamında gönüllü olarak çalışacağını biliyorum ben. Onlardan da yararlanmak şart. Ayrıca belki konuşacağız ileride, bir kez daha söylerim o zaman da. Elbette ki bir denetleme birimi de gerekmektedir. Bu denetleme biriminin kesinlikle il müdürlükleri içerisinde çalışan ilçe tarım müdürlüklerinin olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bir de gönüllü denetleme unsurlarımız var bizim, STK'larımız. STK'larımız da kesinlikle bu organizasyonda aktif olarak görev almalı. Şimdi herkesin merak ettiği şey şu, bu yasa geçtiğinde buna uygun bir sonuç almak için mesela hayvanlar nasıl toplanacak? Şimdi mesela kefilli hayvan uygulamasından bahsediliyor. O mahallede yıllardır olan, esnafın, mahallenin tanıdığı, bildiği hayvanlar var. Bir de çeteleşen, gruplar halinde dolaşan hayvanlar var. Uygulama nasıl olacak? Ardından da bu 5. maddeyle ilgili kısma geleceğim hocam. Zaten sorunlu kısım 5. madde. Ayrıca konuşuruz. Hı hı. Ama 5. maddenin sorunluluğunun çok şükür ki meclise giden tasarıda epeyce bir iyileştirdiğini görüyorum. Hı hı. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Oraya geldi konu. Ben Türkiye'de en fazla pet hayvanının tedavi edildiği, ayda yaklaşık 8-9 bin civarında, 10 bin civarında hayvanın geldiği veteriner fakültesinin dekanıyım. Evet. Ben hayvanlardayım. Kesinlikle bu tartışılmasın. Hı hı. Fakat ben aynı zamanda önceden beri bildiğim bir şey var. Türk medeniyeti kesinlikle kendisini öldürmek üzerine değil, yaşatmak üzerine kurulamıştır. Doğru. Serap Hanım. Doğru. Bizim geleneğimize ve tarihimize öldürmek yoktur. Ama bir de şöyle bir şey düşünmek lazım. Benim hayat prensibimdir o. Birçok arkadaşım da bunu görüyorum. Devlet aklı akşamdan sabaha oluşmaz. Yılların birikimi vardır bunda. Biz devlet aklına karşı gelmeyiz. Birazdan söyleyeceğim şekilde oluşan bu devlet aklına ancak bizim tavsiyelerimiz vardır. Peki, şimdi alandaki çalışmalar nasıl olmalı?
Bu az evvel sizin de söylediğiniz kefilli hayvanlar nasıl? Bakın İstanbul'un merkezinde ben Şişli'de oturuyorum. Hı hı. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, ne bileyim Kartal'ın iç kesimlerinde, hatta Avcılar'da merkezlerden bahsediyorum. Burada sahipsiz hayvan problemi pek yok. Sizin de az evvel buyurduğunuz gibi bu hayvanların çoğuna sokakta zaten gönüllü olarak bakan bir takım insanlar var. Bu kefillilik yürür mü? Şöyle de yürüyebilir o. Bahçeli apartmanlar var. Bu bahçeli apartmanların içerisinde bunlar koruma altına alınabilir. Çeşitli bahçeli okul kurum devlet kurumları var. Okullar gibi, anaokulları gibi, ne bileyim işte çeşitli devlet kurumları, maliyeler vesaire. Hı hı, hı. Bunların bahçelerinde de kesinlikle oradaki insanların kefaletiyle bu hayvanlar sokaklardan içeriye alınabilir. Serap Hanım, bizim gibi birçok canlıların hayata tutunma ve yaşama sebebi korkudur. Yani bir insan korkuyor diye, herhangi bir canlıdan korkuyor diye suçlanamaz. Ama yani insan korkuyor diye, köpek onu ısıracak diye, adı Türkiye olan, medeniyetini yaşatmak üzerinde kurgulamış olan bir ülkenin hayvanın yaşamını da alamayız ondan elbette. Yani evet evet ya, hele bizden öyle bir şey kimse beklemez. Tabii, şimdi bu 5. maddeye gelirsek eğer, oradan ötenazi sözcüğü çıkarıldı. Az önce yönetmen arkadaşım ekranı da verdi. Tekrar rica edebilirim oradan. Bir maddeye atıfta bulunarak, 9. maddeye zannederim, veterinerlerin sorumluluğu hatırlatılıyor. Tekrar onu verebilir miyiz ekrana rica etsem? Değişmiş hali, teklifin değişmiş halinde diyor ki, bakım evine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11.06.2010 tarihli ve şu sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunun 9. maddesinin 3. fıkrasındaki tedbirler uygulanır diyor. 3. fıkrada da diyor ki hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner gözetiminde veteriner hekim tarafından bu işlem, ötenazi işlemi yapılır diyor. Buradan da şöyle bir çekince var. Bu inisiyatif nasıl alınacak ve nasıl kullanılacak? Burada bir suistimal olabilir mi? Gerçekten gerekli olduğu nasıl anlanacak? Anlaşılacak bir kurul mu? Tek başına o belediyedeki görevli veteriner mi? Kim bu kararı verecek hocam? Bakın bir dakikada az önce sözünü ettiğiniz bu 3 maddeyi konuşalım. İlkinde diyor ki, sizin de az evvel buyurduğunuz gibi, hayvanın önemli bir sıkıntısı olabilir. Nedir o önemli sıkıntısı? Yaşaması ile ilgili önemli sıkıntısı neler olabilir? Yani mesela hayvana acı ve ızdırap veren bir durum söz konusu olabilir. Allah korusun bir hayvan trafik kazası geçirmiş olabilir. Bizim hastanemize çok geliyor. Tabii. İleri derecede sağlam kemiği kalmamış oluyor Serap Hanım. Ne yapalım? Bunları biz önce yoğun bakıma alıyoruz, tedavi etmeye çalışıyoruz. Bizim hastanemize şimdiye kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ötenazi yapılmadı. Hı hı. Yoğun bakım ünitelerimiz var. Fakat ne var ki bu az evvel sözünü ettiğim hayvanların ızdırapları çok ileri oluyor. Serap Hanım görmek lazım. Kırılmamış kemiği kalmamış. Arabanın hı hı. altında kalmış. Hı hı. Yüksekten düşmüş. İç kanama geçiriyor. Yani diri olsa da söylese belki de diyecek ki benim acımı niye sürdürüyorsunuz? Bir şey gelmeyecek elinizden. Belki de onu diyecek. Bizim problem de burada zaten Serap Hanım. O hayvanın dili yok ki kendi tercihi olsun. Şimdi burada bir tıbbi bununla ilgili zaten endişeler yok hocam. Burada hani gerçekten mesela çevreye zarar veren, tehlikeli ve kontrol altında anlamayan bazı ifadeler göreceli olabilir. İnsanların burada hassasiyeti var. Buna fırsat veriyor mu bu madde yoksa yeterince çerçeveyi net koyuyor mu? Sizce bir veteriner hekim olarak siz nasıl buluyorsunuz? Ben meslektaşlarıma güveniyorum Serap Hanım. Kesinlikle bu konu suistimal edilmeyecektir. Yani o mesela belediye topladı ve hayvanda böyle bir sorun var. İşte saldırganlık, sağlık sorunu vesaire dediğiniz gibi trafik kazası. O belediyedeki yetkili birimdeki veteriner hekimlerin kararıyla mı uygulanacak bu? Kesinlikle. Hı hı. En azından bakın hiç olmayan ilçede 4-5 tane veteriner hekim var.
Ben bunların az evvel de söyledim, çoğaltılmasını en az 20, o en az 30'a çıkarılması görüşündeyim. Ve ilçe veteriner müdürlükleri yoksa bir ilçede süratle tahsis edilmeli, güçlendirilmeli. 4-5 tane veteriner hekiminin olduğu bir yerde kesinlikle bu konuda karar suistimali olmayacaktır Serap Hanım. Ben meslektaşlarıma güveniyorum. İstanbul pet hayvanlarının 400 bin civarında olduğunu düşündüğümüz sahipsiz hayvanların ve pet hayvanı dediğimiz sahipli hayvanların en fazla olduğu ildir. Dolayısıyla bu il içerisindeki veteriner hekimi arkadaşlarımızın, benim meslektaşlarımızın yetkinlikleri çok fazladır, tecrübeleri çok fazladır. Ben bu konuda onlara güveniyorum. Asla bu konudaki yasayı suistimal etmeyeceklerdir. Zaten yasada suistimal edilmez. Bakın hayvan yaşlanmış, her tarafını kanser sarmış. Yani az evvel de söylediğim gibi dili olsa belki diyecek ki lütfen benim acımı dindirin, beni kurtarın. Anladım. Diyecek. Benim acımı dindirin diyebilecek ama buna karar verecek. Az evvel de sizin de buyurduğunuz gibi veteriner hekimler olacak. Bizim veteriner fakültelerinin bulunduğu illerde bu konuya yetkin onlarca hoca var. Hayvan hastaneleri var. İstanbul özelinde büyük hayvan hastaneleri var. Biz bu konuda devletimize, belediyemize, yetkili kimse onlara yardım etmiyoruz. Şimdi bir de şunu... Şimdi yaşlı hayvanlar var. Evet, şunu da sormak istiyorum. Vaktimiz biraz sınırlı olduğu için hocam. Şimdi 400 bin hayvan sadece İstanbul. Türkiye genelinde de Tarım Bakanı dedi ki 4 milyon. Çok ciddi bir popülasyon bu. Ve buradaki en önemli sorun da bugüne kadar kısırlaştırma işlemlerinin yaygın ve gerçekten sağlıklı bir şekilde yapılmamış olması. Ben kendi mahallemden de biliyorum. Yani sürekli üreme halinde sokak hayvanları ve kısırlaştırma yetersiz. Bütün bu 400 bin hayvan bir seferberlik gibi hareket edilse ne kadar zamanda kısırlaştırılabilir? Sizin böyle 300 öğrenciyle biz bunu 3 ayda, yanlış hatırlamıyorsam, yani şu kadar zamanda kısırlaştırırız diye bir röportajınızı hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani bugün başlansa bütün İstanbul'daki 400 bin hayvan ne kadar zamanda kısırlaştırılabilir? Serap Hanım, İstanbul'daki bu sahipsiz hayvanlar kırsal olan ilçelere yığılmış. Yani Silivri, Çatalca, Sultan Gazi, Eyüp gibi. Hı hı. Her birinde yaklaşık 40-50 bin civarında sahipsiz hayvanın olduğunu düşünüyoruz. Serap Hanım, farkındaysanız başıboş hayvan kelimesini kullanmıyorum ben. Bu terminolojinin oturacağını düşünüyorum. Biz, hı hı. biz hayvan sahibi terimini de kullanmayız. Hayvan yakın terimini kullanırız. Bunlar zaman içerisinde oturacaktır. Bakın, eğer alanda kısırlaştırma yapılırsa, barınakların adı çıktı artık Serap Hanım. Barınaklarla bu iş olmuyor. Barınaklar toplama kamplarına döndü ne var ki. Peki ne yapılacak? Hayvan yaşama alanları oluşturulması gerekiyor. Nerede? Mesela Silivri özelini alalım. Silivri'nin kırsalını alalım. Silivri kırsalında büyük, geniş, böyle kilometrelerce kareye, metrekareye ulaşan alanlar oluşturulmalı. Yani şehir içerisine getirmekle bu olmaz. Hayvanlar toplu olarak şu anda arka planda görüldüğü gibi nerede varsa oraya yaşam alanları oluşturulmalı. O yaşam alanlarında hayvanlar toplandıktan sonra kısırlaştırılmalı. Hı-hı. Hatta hayvanlar şöyle de o yaşam alanları kendi içerisinde belki sınıflandırılabilir de. Hı-hı. Mesela yaşlı hayvanlar bir bölümde tutulur, hasta hayvanlar bir bölümde tutulur, genç hayvanlar bir bölümde tutulur. Sağlıklı hayvanlar bir bölümde tutulur. Evet. Burada karantinaya alınan hayvanlar olması gerekiyor. Yani yerinde yapılması lazım Serap Hanım. Kesinlikle yerinde yapılabilecek yüzlerce kilometrelerce kare büyüklüğündeki hayvan yaşam alanlarında. Görüyor musunuz? Bakın yolda dolaşıyor hayvanlar. Hocam çok kısa vaktimiz kaldı. Kusura bakmayın. Başka yayın planlamaları da olduğu için araya giriyorum. Kusura bakmayın. Buyurun. Yani bir cümleyle eğer yanıtınız varsa ne kadar zamanda yayılabilir kısırlaştırmanın tamamlanması? 2 yıl içerisinde kontrol altına alınır. 5 yıl içerisinde de İstanbul'da sahipsiz hayvan problemi kalmaz. Bu önemli bir şeydi. Yani bu konu ciddiyetle ele alınırsa belki buna işte daha bir bütçe de planlaması yapılsın. Talepleri de var belediyelerin. O bambaşka bir konu zaten. Ama 2 yılda kontrol altına alınır, 5 yılda da sahipsiz hayvan sorunu kalmaz diyorsunuz. Önemli. Zaman su gibi akıyor. Yani kısa bile sayılabilir böyle büyük bir konu için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Hasan Alpa. Hanımefendi, sabredeceğiz. Sabredeceğiz ve sonucun ne kadar iyi olduğunu göreceğiz.
Peki, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sağ olun. Size sağ olun. Hoşça kalın. İyi yayınlar.